Merhaba kıymetli dinleyenlerim. Bir Söz Sözü açtı programında daha sizlerle beraber olmaktan dolayı sevinçliyim. Bugünkü programımız esasındaki 40 dakika kadar sürecek. Erhan Aydoğdu teknik masada yardımcı oluyor. Programı hazırlayıp sizlere bu zaman aralığında sunmaya çalışacak olan ben İsmail Yağcı. İnşallah sizlere dürüst, faydalı bilgiler günün hadiseleriyle de ilgili vermeye çalışacağım. Tarafsız bir vatandaş. Herhangi parti veya başka bir kuruluşla ilgisi olmayacak şekilde kendi adına konuşurmuş gibi bir vatandaş. Ama TGRT FM radyomuzun da programı. Efendim, hakikaten İnsan bazen şaşırıp kalıyor. Bir zamanlar Türkiye'nin haritadaki, dünya haritasındaki, atlaslardaki yerini bilmeyen ülkelerin insanları pandemi döneminde bütün tur yer ayırtmalarında, yani rezervasyonunda da kullanmak istemiyorum o kelimeyi, parmağını Türkiye haritasının üstüne koyup buraya diyor, Antalya'ya diyor. Kim öğretti ya? Okullarda ders kitapları mı değişti Amerika'da, Avrupa'da? Yok. Ders kitapları gene aynı. Aynı Türkiye'yi yok sayıyor. Ama vatandaş devletinin siyasetinden ayrı olarak hakikati parmak basarak haykırıyor. Avrupalılar. Çünkü insanların hayatı tamamıyla dünyevi hale gelmiş. Uhrevi hiçbir endişeleri yok. Yani Hristiyanlıkla ilgili herhangi bir yaşayışlarında önlerine engel konmamış. Bu ayıptır, bu günahtır. Bu işte İsa Aleyhisselam'ın buyurduklarına aykırıdır gibi hiçbir şey yok. Özgürlük. Kimsiniz? Biz Hristiyanız. Biz Katolikiz. Biz Ortodoksuz. Ne belli? Ya bir sıradan bir sosyal kulübe gitseniz de ben size üye olmak istiyorum deseniz evet derler, şu kimliğini falan filan ver, evet alırlar. Sonra da aylık aidatı peşin olarak kaydederken senden tahsil ederler. Sen hangi aidatı yatırdın Hristiyanlık için? Para yatırma değil. Hareketlerinde senin inançların ne kadar tesir etti? Canım ben laikim kardeşim. Hani Haçlı Seferi diyordun? O zaman sizin Haçlı Seferi türküleriniz birilerini soymak için, eşkıyalık için sadece yüzünüze perde, kalkan veya işte aldatmaca sözleri oluyor. Pandemi hakikaten bir belâ-i ilahiydi. Halen de öyle. O kadar enteresan ki, hani bir canavar çıkmış da Çin'den kükreyince ta 20 bin kilometre ötedeki Amerika'dan sesi duyuluyor ve korkusu çoluk, çocuk, genç, ihtiyar demeden, kadın erkek demeden tir tir titriyorlar. Çin'den başladı. Başka bir yerden de başlayabilirdi. İnsanlar demek ki biz güçlüyüz, doğayla savaşıyoruz falan filan hikaye. Nasıl savaşıyorsun doğayla?
İşte doğa böyle fırtınalar falan ya. Allah yarattı desene be adam ya. Allah yarattı deyince ha orada ateistlikleri ortaya çıkıyor. Paganistlikleri ortaya çıkıyor. Yani yaratan da olsa biriyle kavga etmeleri lazım. Evet. Mitolojilerde bu böyle. Halkıyla kavga etmezse Tanrı dedikleri sapıklıklar birbirleriyle harp ediyorlar. Çoluk çocuğunu kesiyorlar. Bidası bilmem nesi, o su bu su. Çin ile Türkiye büyümüş pandemi esnasında. Bir yıl içindeki dünya istatistiği. Türkiye yapmamış bunu. Herhalde Amerika yaptı. İngiltere yaptı. Amerika eksi büyümüş. Ne eksi büyümüş? Amerika küçülmüş ya. Büyüme lafı kullanacaklar ya. Buna büyüme denmez ki. Küçülme deyin. Ötekine de büyüme deyin. İnsan çocuğuna sen eksi büyümüşsün, artı büyümüşsün der mi? Hem de dünya ekonomisi. Yani bir kişi iki kişi değil. Bir atölye çalışanları değil. 1.000 kişilik bir fabrikanın faaliyetleri değil. 84 milyonun faaliyetiyle beraber ülke hem pandemi mücadelesinde dünyada parmakla gösterilir hale gelmiş. Pandemi mücadelesine odaklanarak bütün tıbbi cihazları Avrupa'daki emsallerini kat kat katlayacak şekilde geçecek cihazları yapmış ve fakir fukara Afrika devletlerine hediye ettiği gibi Amerika gibi tüy kabası devletlere de hediye etmiş. Canım bir hediye paketi ya bir uçak dolusu be adam bir kargo uçağı dolusu ya. En az 20 ton taşıyor ya. Etmeyin, eylemeyin ya. En küçük kargo uçağı 20 ton taşıyor. Yolcu uçaklarının koltuklarını sökerek kargo uçağı haline yardım için getiren tek ülkedir. Türkiye. Ondan sonra da efendim siz aşıyı bedava aldınız. Onun parasını devlet malzeme ofisine girişinde şu kadar dolardan saydınız. Bu para buhar oldu. Neler de biliyorlar adamlar. Nasıl kafaları çalışıyor efendim. Kılıçdaroğlu'nun falan. Kafa çalıştığı değil. Biri geliyor kulağına fıs 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 fıs. Tamam yürü. Adamlar bize hediye aşı verecek. Biz onlara hediye maske vermişiz. Hem de kaç milyon adet. Belki 100 milyona yakın. Onlar da utançlarından ya biz sizden artık para mı alacağız bu aşıdan? Şu partilere biz size hediye ediyoruz. Deyince siz aldınız hediyeyi ama üstüne yattınız ha. Ya Çinli ateist olduğu halde memleketlerindeki maskeler için bu dedikoduları, gıybetleri yapmadılar ya. Kendi idarecilerine ha yapamadılar o başka. Bizimkiler bir şey bulsun da işe yarasın yaramasın. Yeter ki bir sokağa böyle bir salıversin o yalana. İngiltere küçülmüş. Almanya küçülmüş. Hem de %8'ler falan. Koca dünyada 8 milyara yakın insanın bulunduğu dünya gezegeninde bir Çin, bir de Türkiye pandemide büyümüş. Rakamlar mı yalan söylüyor? Ona da bir şey diyemiyorlar.
Bu hakikaten şöyle derin derin düşünülecek bir hadisedir kıymetli dinleyenlerim. İnşallah her hususta da zaten Türkiye bu hale geldi. Savunma sanayinde milletin şimdi Türkiye'nin dışındaki insanların hakikaten dönüp dönüp baktıkları bir hale geldi Türkiye. Ne oluyor diye. Türkiye'nin 100 yıldır Amerika'ya ve Avrupa'ya olan beyin göçü durduğu gibi göç şimdi tekrar yuvaya dönüş haline geldi. Şimdi işte pandemideki büyümeyi bu kadar söyleyelim. Zaten bunu uzun uzun söylemeye gerek yok. İki cümlede söyleseydik hedefine varmıştır o. Bunu da altında kaldılar. Buna da gıkları yok. Duymadılar. Duymuyorlar. Onların zaten böyle ihtilalleri tasvip eden bir milli şefleri vardı. Milli şefleri işine gelmeyince kulağı duymazdı. İşine gelenleri de duymadan bilirdi. Ama işine gelmeyeni duymuyor, duymuyor canım, onun kulağı duymuyor, duymamıştır falan derlerdi benim çocukluğumda. Şimdi Maltepe'deki belediye temizlik işçileri, biz sözleşme yapamadık. Efendim, ücretlerimizin artmasına belediye karar vermedi. Bizi bu halde bıraktı. Çoluk çocuğumuz aç diye. Hani yırtınıyorlardı ya, aman sendikalı olun, aman sendikalı olun. İşçiler greve gitti. Şimdi Maltepe Belediyesi de Anadolu'daki birçok büyük şehirden belki nüfusu fazladır. Gelişen bir bölge. Dağlara kadar, yakacık sırtlarına kadar her tarafı böyle şey oldu. Efendim, Kartal'la da birleştirir neredeyse. Adamlar grev yaptılar. Çöpler toplanmıyor. Bizim için tabii bir nostalji oldu. CHP Belediye Başkanı Nurettin Sözenken, CHP'li, bir tiyatro caddesi var, bir Mithat Paşa caddesi var. İki tane Mithat Paşa'nın konağı oradaymış. Adları verilmiş bunların. Memlekete ihanetlerinin şerefine mi verdiler bilemiyorum bunları. Efendim, Pierre Loti Caddesi, o bölgede ayakkabıcı, ayakkabı imalat mıntıkası, ayakkabıcıların tabii çöpleri de deriyle uğraştıkları için sıcakta böyle ufunet yapar, yani koku yapar, rahatsız eder insanı. Tiner kullanırlar, çeşitli kimyasallık kullanırlar yapıştırmalarda. Hepsi bir araya gelince, inanın ben çocuklarla o bölgeden geçerken, o sokaklardan, bu saydığım sokaklardan, çöp tepelerine tırmanır, zirvesinden geri öbür tarafa inerdik. Araba, araba yok zaten. O sokaklardan araba geçmez. Adam arabasını çıkaramıyordu oradan. Çöp daha olmadan önce arabasını oraya park ettiyse çıkaramıyordu. Tiryakilik zor iş kıymetli dinleyenlerim. Bunlar da böyle işçi haklarını yeme tiryakisidir. O zaman Eminönü Belediyesi işçilere kan kusturuyordu. İşçiler de temizlik işleri teşkilatının araçlarını garajdan çıkarmamak için silahlı nöbetçi gibi garajın kapısında bekliyorlardı. Kaç sene geçmiş aradan? 30 küsür sene geçmiş. Ya biraz daha modernize edin şunu ya. Madem beceremiyorsunuz, modernize etmeyi becerin. Yok. Efendim, birkaç tane CHP'li olduğunu söyleyen kılık kıyafetleriyle böyle değişik
hanımlar tahmin ediyorum kendi mahallelerinin, medya mahallelerinin kameraman ve muhabirleriyle beraber bir çöp dağının orada böyle erleri de çöpü tutamayacak gibi böyle tiksinir gibi bir halde şöyle kendinden çöp poşetini bir metre uzakta tutarak efendim işte CHP'li kadınlar Maltepe'yi temizliyorlar. Allah Allah. Temizlik işçileri yani yapmıyorlar. Bunlar zaten sarayda talimat alıyorlar canım. Onun için yapmıyorlar ya. Sonra da baktılar ki bu böyle göstermelik, çakma, halk yardımı falan filan halkın sahiplenmesi işiyle yürümeyecek. Ekrem İmamoğlu Büyükşehir Belediyesi'nin kendi kadrosundaki temizlik işçilerini ve araçlarını temizliğe gönderdi. Bunun adı iş hukukunda grev kırıcılığıdır. Çünkü bu iş yerinde grev vardır. Grevi kim kırarsa suçtur. Suçtur. İşçi diyecek ki sen benim grevimi kırdın, mahkemeye verecek. Grevi kim kırdıysa onlar çatır çatır işçinin hakkını ödeyecek. Peki niye bunu yaptınız? Niye bir yavru belediye ile Merkez Büyükşehir Belediyesi'nin temizlik işçisi kardeşlerimizi birbirine düşman ettiniz ya? Otopark içinde de Fatih Camii'nin hemen kıbleye doğru dönüşte sol tarafında bir cadde vardır. Fatih türbesine çıkar. Haziresinin o yanına çıkar. Bir kemerden geçilir orada. Efendim, o meyit kapısı diyor, cenazeler oradan çıkarılmış. Şimdi boyacı kapıdan cenazeler çıkarılıyor Fatih Camii'nde. Efendim, siz niye böyle yani belediyenin, Fatih Belediyesi ile Büyükşehir Belediyesi'nin zabıtaları birbirine silah çekiyorlar? Temizlik işçileri birbirinin aleyhinde bulunuyorlar. Bunlar sizin CHP'lileştiremediklerinizden midir? Hani öyle bir şey vardır ya, diksiyon derslerinde böyle cümleler kurdururlar öğrencilere. Peki bir AKP'li belediye olsaydı, bir Esenler Belediyesi'nde böyle bir grev olsaydı İmamoğlu gönderir miydi? Mertçe söylesin. Varsa mertliği, mertçe söylesin. Ben diyorum ki gönderemezdi. Hodri meydan. Ama AK Parti çalışanını böyle yapmaz. AK Parti çalışmayanını bile evinde ziyaret ediyor. Yatar hastaların aşıları yaş durumuna göre evlerinde tıkır 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 yapılıyor. Bunu yaşamış birisiyim. Allah razı olsun sebep olanlardan. Evet. Böylece grev grev diye işçileri sendikalı hale getirmeye çalışanlar sendikanın kaymağını yiyenlerdir. İşçiyi düşürenler değil. İşçi aidatını versin ama fitneyi ben çıkarayım. İşçimiz de şu anda öyle değil. Geç kaldınız. 25 sene bu belediyeler AK Partili idarecileri tarafından haklarının ne olduğunu öğrendiler bu belediye çalışanları. Sizin yaptığınız zulümler hemen sırtı verir. Yemezler çünkü yetişmiş eleman bunlar. Efendim militan, ne militanı canım? Oraya yani temizlik işlerine girmiş insanın gayesi nedir? Evine ekmek götürmek. Senin imar müdürün neyse o da o. Ama sen öyle yapmıyorsun. İşçiye davranışı farklı.
bunlarla toplu sözleşmede yan çiziyorsun arkadaş. Ha diğer memurlarına yap. Yap. Maaşını artırma bakalım ne oluyor? Şimdi CHP'nin başındaki vatandaş Kemal Kılıçdaroğlu diyor ki yani biz diyor şey diyor ki diyor saraydaki biz meclise getiririz ellerini kaldırır milletvekilleri kanunlaştırırız. Yani oy sayımız yetiyor diyor. Ama diyor milletvekilinin bir kimliği kişiliği yok mu diyor. Onu millet seçti diyor. Senin her dediğine peki mi diyecek diyor. Ya dersin ki ya şu adamın demokrasi mücadelesinde taştan bir heykelini yapalım. Ya ne adam ya ne mücadele veriyor. Duyan da öyle der ya. Amma yiğit adammış ha. Boyuna posuna da bakmadan. Efendim. Hem de liyakata göre iş verilecek arkadaş diyor. Peki milletvekilliği de bir iş mi? Tabii iş. Milleti idare edecek mekanizmanın bir dişlisine sen nasıl bu mekanizmanın dışında işlem yapabilirsin? O dişlide ufacık bir pas zerresi olsa dişli dönmez. Evet. Bu milletvekili adaylarının hepsini sen tespit etmedik mi? He. Ne oluyor şimdi? Bir milletvekilin kasetle ortaya çıktı, rezil rüsvay oldu. Ne oldu? Kaç tane belediye başkanın neler 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 karıştırdılar? Ne oldu? Hani liyakat? Belediye başkanları da sen tespit ediyordun ya. Edemiyordun. Edemiyordun. Kim merkezde bastırı masaya yumruğu vurursa Kaftancıoğlu gibi kim ben istifa ediyorum derse koşa 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 hemen onun dediğini yapıyordun. Aslında sen de liyakatsızdın ama ne yazık ki sen de bir kaset kumpasıyla geldin oturdun. Milletvekilini diyor, onuru var diyor, kaldır kaldır, indir indir, olmaz öyle şey diyor. Peki sen bazı partilere baston olarak verdiğin 15 tane milletvekili kamuoyu karşısında kameralara görüntülerine baktım. Ağlayanları vardı işlerinde. Sen o milletvekillerinin hiç insanlık haysiyetini düşünmedin mi? Bırak milletvekili haysiyetini. O insanları öyle boncuk gibi dizip oraya da kameralara görüntü verdin. Bunların haysiyeti yok muydu? Yani AK Parti'nin milletvekilleri haysiyetli. Peki seninkiler de haysiyetli ya. Sen bu insanlara nasıl çiğledin? Nasıl ikna ettin? Partiden kopmalar başlayınca bu milletvekillerini nasıl düşman ilan ettin? Nasıl arkalarından kabarık dosyalar koydun? Dedik ama süreyi de acık açtık. İkinci bölümde bunu telafi edeceğiz inşallah. Küçük bir aramız var efendim. Evet, kıymetli dinleyenlerim, Tekeriz FM Radyosu'nu dinliyorsunuz. Yeni frekansımız 93.1'di eskisi, şimdiki 93.2 oldu. Bizi internetten dinleyen, canlı olarak dinleyen dinleyicilerimiz belki bilmeyebilirler diye, yani el radyolarında da, dijital radyolarda 93.2'den bizi dinleyebilirsiniz. Bu da Çamlıca vericisindeki efendim frekans
paylaşımlarında bir tespit edilmiş husustur. Radyomuza tahsis edilmiştir böylece. Şimdi bir zamanlar çok böyle adı geçen, hemen her gün 3-5-10 defa adı geçen, çok parlatılan, sivriltilen Nur Serter hanımefendi vardı. Şey yani bu Kemal Alemdaroğlu'nun yardımcısı. İstanbul Üniversitesi'nin kütüphanesindeki Osmanlıca el yazma kitaplarını, bunlar gübreleşmiştir diye okunamaz, kitap haline de değil diyerek bunlara imha raporu verdiren hanımefendi. Verdirmediyse açıklama göndersin, ben de buradan bildireyim. Bu hanımefendi, rektör yardımcısının işi gücü emniyettir. Şimdiki yasalara göre profesör ama emniyet. Nedir o da? İşte güvenlikçiler falan filan. Peki o zamanki başörtüsü harbinde kimleri kullanıyorlar? Üniversitelerin güvenlikçilerini kullanıyorlar. Güvenlikçilerin odalarının yanında birer oda daha kurdurarak bu kadın örtülü kızları oraya çekip ikna odalarında başlarını açmaya ikna ediyorlarmış. Adamın birisi zaten köyden pazara alatosunu satmaya giderken eşkıya önünü kesiyor. Diyor ki bu tosunu ne yapacaksın sen, satacağım. İyi de bakımlı bir tosun. Bunu bana ver diyor. Ağam parasını ver, vereyim diyor. Yok diyor. Öyle vereceksin, veremem diyor. Oğlum ver. Bak beni zorlama. Ben haram yemem hiç diyor. Gönlünle ver vereceksen, veremem diyor. Ha, o da ikna odasındaki kızlara yapılan da buydu işte. Tüfeği doğrultuyor. Bu alatosunu bana hediye et diyor. Ederim, etmem falan da bak tetiği çekiyorum. Ettim, ettim abi, ettim diyor. Al, al. Hah diyor ya. Beni haram yemekten kurtardın diyor. Bunlar da o şimdi 40-50 yaşlarına gelmiş olan, bu mücadelenin içinde çok canı yanan, ağlayan kardeşlerimiz böyle tehditlerle, helal et diye tüfek doğrultur gibi tehditlerle başını açmaya ikna ediyorlar. Ha ya ettik bak, çocuk bilmiyormuş zaten, annesi babası örümcek kafalı birisiymiş. Ne hikmetse dini gayret içerisinde dininin emrettiğine uymaya çalışanlara Osmanlı'da seyyahlar gezmişler. Hepsi hayran kalmışlar. Ne kadar düzgün diyor ya. Adamlar günlük hayatlarında bile ağızlarından kötü bir laf çıkmıyor diyor. Bizimkiler diyor her türlü küfrü lüzumlu lüzumsuz kullanırlar diyor. Ama diyor bunlar da gayet nezih. Birisi konuşurken öteki dinler, öteki konuşurken öteki dinler. Eğer aralarında bir anlaşmazlık varsa o görüşmede hallederler, helallaşırlar, birbiriyle musafaha ederler, ayrılırlar diyor. Sen nasıl benim yetişkin kızımı ikna odasına, profesörlüğüne, idareciliğine güvenerek bir odaya başa başken kapatıyorsun? Ne hakkın var ya? Dışarıda konuş. Sen onunla halvet olamazsın. İkiniz de kadın da olsanız halvet olamazsın. Resmi görüşmeler tek tek değil, açık olacak arkadaş. Orada kim bilir ne laflar sarf ettin. O zaman da tabii gizli kameralar falan yoktu. Hepsi geldi geçti.
Onlar bir seldi. Sel aktı gitti. Rüsubat bıraktı. Tortu bıraktı. Mil bıraktı. Çamur bıraktı. Evet, şimdi o çamurlarda, çamur dediklerinde bereketli şeyler yetişiyor. Şimdi milletvekillerini ikna odalarında ikna ediyorlar. Tabii bu odalar sadece binada değil, Kaftancıoğlu köşklerinde de böyle yapılıyor. İmiş diye duyduk. Olur olmaz. Ne var bunda diyeceksin. Tabii bir şey yok ya. Zaten normal. Yani CHP'nin Güneş Part, Güneş Motel ikna odalarından beri bu işte uzmanlığı sabit. Koskoca bir ülkede hükümet Güneş Motel'de parayla ikna edilen milletvekilleri sayesinde kuruldu. Sonra da başlarına belayı aldılar. Evet. Efendim diyor, herkes bu hesabı verecek diyor. Aşı. Bunun hesabı verilecek diyor. Biz milletin adına soruyoruz diyor Kılıçdaroğlu. Sen şu genel başkanlığa gelişinin hesabını bir ver. Tamam mı? Ver. Ondan sonra da göğsünü gere gere hesap iste. O zaman hakkın. Şimdi senin hesap sorma hakkın yok. Şimdi milletarası alanda Yunan'ın sırtı kaşınıyor ama yani Türkiye'de sabrediyor. Sık sık Sayın Bakan Bey, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Paşa'mız gayet efendice emir verir gibi değil. Biz bu işte hep sabrediyoruz. Bu iş kavgayla hallolmaz. Anlaşalım. İki tane gemi alıp da şımarmayın. Biz artık bu gemileri, bu uçakları, bu denizaltıları, bu İHA'ları, SİHA'ları kendimiz yapıyoruz. Gözünüzü açın. Bu hab-ı gafletten uyanın. Uyanmıyor mu Yunan? Uyanıyor. Yunan uyanık. Ama gözü kör olsun, borcu çok. Borçluluğun gözü kör olsun der Anadolu'da. Anadolu'da insanlar. Abdülhamit Han da Selanik'te gözaltındayken hatıralarını derleyip toparlarken yazdıkları notlarda diyor ki, borçlu devlet borçlu insan gibidir. Düşmanlarına, rakiplerine hep boynu eğri olur. Ben ülkemi borçtan kurtarmak için her şeyimi ortaya koydum diyor. Allah rahmet eylesin. Çok şükür. Ülkemiz efendim milletlerarası alanda borçlarını sıfırladı. Efendim işte yani siz Amerika'dan dolar gelsin diye bekliyorsunuz, Fransa'dan dolar gelsin diye bekliyorsunuz. Ya dünya ticareti bu ya şimdi. Türkiye'de başka ülkeler de bunu yapıyor. Almanya'da Türk şirketleri var. İthalat, ihracatla uğraşan Türk şirketleri Almanya'da bugün kontağı kapatsalar Almanya bitmiştir. 65 bin iş adamının olduğu söyleniyor. Ne diyorsunuz siz ya? Efendim dolar bekliyorlar dolar. Yani siz kendi paranızı İsmet Paşa'nın resmini koyarak basarken
Kimse size bir şey demiyordu. Karşılıksız çakır çakır şimdi para karşılık üzere basılıyor. Efendim esas mühim mesele 28 Şubat meselesiydi. Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıkladığı insan hakları eylem planı da tam 28 Şubat'ın işte 1997'de 28 Şubat günü yapılmıştı. Onun seneyi devriyesinde bir açıklama yaptı. 9 maddelik insan hakları eylem planı. Bunu her hükümet gündeme getiremez. Muhalefet getirir. Ama insan hakları eylem planını muhalefet hazırlaması lazım. Çünkü eğer insan haklarında bir sıkıntı varsa devletin uygulaması da vardır. Onun için de o devlette bunun korunacağı kanunlar çıkartılır. Bunu da muhalefet yapar. Hangi muhalefet? Fıtrak gibi bir muhalefet. Her tarafında kancası olan, dediği yere yapışan, bu HDP'li mi, bu filanlı mı, bu falanlı mı demeyen, her yere yapışan bir fıtrak var. Biz bağlara, bahçelere gittiğimizde, dönüşte evvela bir çeşme başında paçalarımızdaki fıtrakları ayıklardık. Ya insan içine çıkacağız bu fıtrakla gitmeyelim diye. Bunlar fıtrakla senelerdir dolaşıyorlar. Hiç umurlarında değil. Olsun diyor. Fıtrak fıtraktır diyor. Biz bir yere yapışırız diyor. Kene de öyledir, asalaktır. Bir hayvanın bedeninden besletir kendini. Ya senin de ayakları var git başka bir yerden yok. Ben diyor öyle ot yiyeceğim, çöp yiyeceğim. Kene gibi hayatımı yok yok diyor. Ben kan emeceğim. Hazır. O kanı emeceğim. Bitti. Bağırsak sistemi yok. Bunlar da öyle galiba. Ve Türkiye bu 9 maddede öyle kriterlere parmak bastı ki bunlar Türkiye'de uygulandığında Avrupa'nın başlık açacak falan mecali kalmayacak. Ya ne başlığı gelin arkadaşlar oturun konuşalım demesi lazım ama onu da diyemeyecekler. Bu sefer Türkiye dayatacak. Hadi bakalım Ankara kriterlerine uyun diyecek. Diyecek. Başka yolu yok. İnsan hakkı diye yola çıkan bir hükümet başarılı bir hükümettir. Ve insan hakları hususunda kendi kendine imtihana sokan bir hükümettir. Herhalde anlarlar benim dediğimi. Şimdi 28 Şubat aslında böyle programın son dakikalarına bırakılacak bir iş değildi. İnşallah bırakmayacağız da haftaya bu 28 Şubat'ı anlatmam icap ediyor. Onu da yaşayan birisiyim. Postmodern darbe ifadesini Türkiye onlar sayesinde duydu. Balans ayarı diye halkla alay eden yetkililer çıktı. Yetkisiz yetkililer çıktılar. Efendim balans ayarı yapıyoruz. Ana! Ben arabanın tekerlerinin balans ayarını gidiyorum. Bunun tamircileri var, lastikçileri var. Orada makineler konmuş, modern. Orada yaptırıyorum. Gidip de efendim böyle hava atmak istediğim kimsenin kapısında arabayı bir o tarafa bir o tarafa sürüp de ne yapıyorsun? Balans ayarı yapıyorum. Tankın paletleri balans ayarı diye halka alay edercesine söylenir mi? Sen bu halkın evladını alıp vatani vazifede sana emanet ettiği kimsesin. Bunları eğitip yetiştireceksin, geliştireceksin. Eskiden askerliğini yapmamışa kız vermezlerdi.
Şimdi ne kızın verilmeye ihtiyacı var, ne babanın vermeye ihtiyacı var. Herkes bildiği gibi takılıyor. Oğlan için de aynı, kız için de aynı. Ne oldu sizin çocuklar, ya duyduk senin kız evlenmiş. Ha evlendi ama şimdi ayrıldılar. Ya daha yeni 2-3 ay oldu. Ayrıldılar, yeni, olmadı, yürümedi. Allah Allah. Arkadaş, sen bir zemin etüdü yapıyorsun da, gecekondu yaparken yapmıyorlar da, yapıyorsun da, ya bir aile içinde bir zemin etüdü yaptırmaz mısın, yapmaz mısın ya? Tabii böyle olur. O piyasa dolu. Dolu. Öyle olunca da çoluk çocuk, kim kimin babası, kim kimin oğlu, hiç belli değil. Kızı hiç belli değil. Evet. 28 Şubat'la 1.000 yıl sürecek diye de bir cayırtı verdiler. Şimdi onlar toprak altında efendim. Ama 28 Şubat zaten onlar toprağın daha altına girmeden önce de o 1.000 yıllık süreceğini söyledikleri zulüm sistemi gözlerinin önünde çatır çatır yandı, yıkıldı, gitti. Allah-u Teala memleketimizi bunların şerlerinden muhafaza eylesin inşallah. Efendim süremizin sonuna geldik. Biraz da süremizi geçtik ama bütün dinleyenlerime hayırlı cumalar diliyorum. Cumalarına tebrik ediyorum. Allah-u Teala daha nice cumalara kavuşmayı da cümlemize hayırlısıyla, tabii hayırlısıyla, şerefiyle nasip eylesin. Hoşça kalın efendim.